eve şıklığın adresi. Esnaf ve zanaatkarlar sitesi, küçük sanayi, No 26 Taşkınköy, Tepkoşa. Telefon 0533 879 88 85 0533 849 08 32. Yılların alışkanlığı, kalitesinden, geleneğinden ödün vermeyen günlük taze sebze ve meyve reyonu, et reyonu, geleneksel hellim, peynir ve zeytin ürünleri. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz, hem kalitesi hem de geleneğiyle bütçenizi düşünen kalite ve ucuzluğun adresi. Reis Süpermarket. Alışverişi keyfe ve kazanca dönüştüren market. Yeni bir cumhurbaşkanlığı stratejisinden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanlığı bu halka hem dışarıda hem içeride çok geniş kadrolarla ve çok çalışarak liderlik etmek yükümlülüğü altında. Kıbrıs sorununun bir an önce çözüme ulaştırılması için müzakere masası. Bir de içeride de liderlik yap. Bakanlar Kurulu'yla iyi ilişkiler içinde olmak durumundadır. Çünkü yürütme organının işleyebilmesi başka türlü mümkün değil. Güney Kıbrıs'la doğru zeminde, siyasi eşitlik zemininde iyi ilişkiler. Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti ile gene aynı zeminde bizim irademiz halkımızın hakları ve çıkarları doğrultusunda iyi ilişkiler. Zemin sağlam, ilişkiler de diyaloğa açık ve doğru diplomatik ilişkiler olmak zorunda. Yetişmiş tüm kadrolarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı gece gündüz 24 saat çalışacak. Bu halkın ne tahammülü kaldı, ne bu yürütme ve yönetim tarzına güveni kaldı. Bizim artık yeni şeyler söylememizin zamanı. Kaybedecek ne bir neslimiz ne de bir dakika zamanımız var. Orta yerde bir hata var. Dangada bir şey gidelim. Ya sizin kendi özgü değerleriniz yok mu kardeşim? Yemeyin bizi lütfen. İnsanlar duymak istemiyor, insanlar dinlemek istemiyor. Çocuk olmayın ya. Dünyanın hiçbir yerinde böyle şeyler yok. Hepinizde bir heyecan. Bakan olacaksınız, başbakan olacaksınız, cumhurbaşkanı olacaksınız, milletvekili olacaksınız. Yeneceksiniz ortalığı. Bu memlekette insan olarak bir kıymetiniz yoktu dün. Bugün de yok. Büyük ihtimal yarın da olmayacak. Sevgili izleyiciler, Kıbrıs Postası'ndan hepinize mutlu sabahlar efendim. Ben Gökhan Altınar. Güzel, hayırlı bir gününüz olması temennisiyle başlıyoruz programımıza. Bu hafta böyle hep konuklu gideceğiz. Her hafta bir adayımızı almayı planlıyorum. Çok kıymetli bir stüdyo konuğum var. Zaten bugün de, dün de tanıtımını yaptık. CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Tufan Erhürman'la güzel bir program yapacağız. Programa da girmeden kahvelerimizi içtik. Onun için birazcık geç girdik programa ama hepimizin konuştuğu bu ölü toprağını, bu mutsuzluk havasını üstümüzden nasıl atacağız? Dün Vedat Erbaş çok güzel bir şey söyledi canlı yayında. Ne yazık ki dedi, hükümetin sağlık politikası yok, seçim politikası var dedi. Oradan gelelim programa istiyorum ben. Keyifli bir sohbet olur inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, iyiyim. Yani hakikaten ülkenin üstünde böyle bir mutsuzluk havası var. Yani böyle eskiden biz seçimleri her ne kadar sık tekrarlasak da daha coşkulu, daha heyecanlı geçirirdik. Tabii bu koronadan dolayı dünya durdu. O ayrı mesele. Kıbrıs meselesi rafa kalktı ve özümüze döndük. Hakikaten oturup değerlendirdiğinizde hükümetin aslında bir sağlık politikasının olmadığını gözlemliyorsunuz. En bariz verilen örnek bunun tarafında günde 58 uçak inerken 3 vaka çıkıyor. Bizde uçak gelmiyor, gemi gelmiyor. Vaka sayısı 20-25. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tabloyu? Buradan girelim isterseniz.
Çok ilginç, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konularda her ne halse hiç açıklaması yok. O da enteresan bir şey. Neredeyse hiçbir konuda açıklama yapmıyor Cumhurbaşkanı. Biraz Eroğlu takdirini bu bilmiyorum. Yani konuşmadan seçim kazanmak bu politikası. Buradan girelim programa. Devam ederiz ondan sonra. Sevgili arkadaşlar, şimdi tabii sağlık politikası yok lafı çok daha geniş erimli bir laf. Yani aslında ülkede bir sağlık politikası var mıdır ve koronadan önce de var mıydı meselesi çok tartışmalı. Benim en çok zaten sıkıntı çektiğim konulardan biriydi. Bu hep dile getirirdim biliyorsun. Yani bizim sağlık politikası, spor politikası, turizm politikası, yüksek öğretim politikası gibi orta ve uzun vadeli stratejiler gerektiren politikalar üretmemiz maalesef bugünkü sistem içerisinde son derece zor. Neden? Hep söylüyorum ya, o istikrarsız hükümetler meselesi. Zaten sizin orta ve uzun vadeli planlar yapıp da onları tıkır tıkır uygulamanızın önüne bir set çekiyor. O yüzden ben hep ilk başta çok eleştiri aldımsa da Cumhurbaşkanı'nın o 5 yıllık istikrarlı görev süresinin bu işler için kullanılması gerektiğini, bu işler bir devlet politikası olacaksa, meşhur bir laf var ya öyle devlet politikası diye, devlet politikası olacaksa devletin birlik ve bütünlüğünü temsil eden Cumhurbaşkanlığı'nın hükümetlerle birlikte çalışarak ve bir hükümet düşüp yerine yenisi gelse de o politikanın sürdürülebilirliğini sağlayarak, o anlamda liderlik ederek bu işlerin yapılmasını sağlamak zorunda olduğunu söylüyordum. Hala da söylüyorum ama şimdi konuştuğumuz sağlık politikası yok meselesi daha çok pandemi dönemiyle ilgili bir mesele. Ve pandemi dönemiyle ilgili de şu anda hükümette olan arkadaşlarımız şu sorunu yarattılar. Çok açık. Yani de diyorlar ya, pandemi bütün dünyanın sorunudur. Dolayısıyla bizim de sorunumuzdur. Çok da abartmayın. Ben de hep şunu söylüyorum. Pandemi bütün dünyanın sorunudur. Dolayısıyla bizim de sorunumuzdur. Buraya kadar doğru. Ama eğer siz bu kadar ciddiyetsiz, bu kadar sorumsuz, bu kadar basiretsiz davranmasaydınız, bugün biz dünyanın pek çok ülkesinden çok daha farklı, güvenilir olurdu ya. Söylediğin şekilde çok daha mutlu, çok daha kendimizi güvende hisseden, eğer vakalar çıksa bile ki çıkacaktı her durumda, güvenimizi yitirmeyen bir konumda olabilirdik. Ama sizin ciddiyetsizliğiniz, sorumsuzluğunuz, basiretsizliğiniz o pandeminin üstüne bir de bu ekstra sorunları bindirdi. Neden? Çünkü 6,5 aya geliyoruz artık pandemi başlayalı. Ve 6,5 aya geliyoruz ama daha ilk yarımıncı ayda ya da birinci ayda aslında bütün sağlık alanındaki uzmanlar, muhalefet olarak bizler, tabii ki uzmanlara danışarak bizler, size sağlık konusunda da, ekonomi konusunda da, eğitim konusunda da, çalışma yaşamı konusunda da başımıza neler geleceğini, en azından gelebileceğini, senaryolardan birinin de kötü senaryo olduğunu ve bizim tüm senaryolara göre hazırlıklı olmamız gerektiğini onlar da söylediler, biz de söyledik. Yani kim bana diyebilir ki biz yeni normal denilen döneme geçtiğimizde, yani hem içeriye hem dışarıya açıldığımız anda vakalı döneme geçeceğiz demedi insanlar. Kim bana diyebilir ki vakalı döneme geçtiğimizde vakalarımız artacak ve bir pandemi hastanemiz yoksa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi birçok başka sağlık hizmetini vermek konusunda çok büyük sıkıntılarla karşılaşacak. Bunun denilmediğini kim söyleyebilir? Kim diyebilir ki buradaki bu sınırlı hekim sayımız ve hemşire sayımız yetmeyebilir bize, buna hazırlıklı olalım demedik biz. Bunu da söyledik, yani daha birinci aydan söyledik. Ama sanki duvara konuştuk. Ama sanki duvara konuştuk ve üstüne üstlük sevgili Gökhan, çok sayıda insan istihdam edildi. Yani insan istihdam edilmese yüreğim yanmayacak. Çok sayıda insan istihdam edildi ve gene biliyorsun biz ana muhalefet partisi olarak mecliste sağlığa ne kadar istihdam yapabilirseniz yapın, bunun arkasındayız, destekliyoruz. Ama doğru yerlere yapın ki bu sorunlarla karşılaştığımızda bu insanlarımız ezilmesin bu yükün altında dedik. İstihdam yaptılar mı? Yaptılar. Doğru yerlere ve doğru biçimde mi yaptılar? Hayır, yapmadılar. Dolayısıyla kim, yani Sayın Erbaşlı galiba dediğiniz, ben dinleyemedim. Sağlık politikamız yok diyor ya, sağlıkta da yok, ekonomide de yok, eğitimde de yok, çalışma hayatında da yok. Mesela eğitimde bilmiyor muyduk ya? Yani öngörülmez bir şey miydi ki gün gelecek,
Okullar açılacak. Okullar açıldığı dönem vakalı dönem olacak. Çünkü siz yeni normale geçtiniz, açıldınız artık. Tabii. Bu vakalı dönemde okullar nasıl açılacak? İnsanların, çocukların bazılarının tableti yok. Bazılarının internet erişimi yok. Bunları siz 6,5 aydır bilmiyor muydunuz? Okulları açtığınız gün mü gördünüz bunu? Çünkü neden oldu bu? Bunu da biliyoruz. Bu hükümet aslında aradaki dönemi hatırla sevgili Gökhan. Pandemiye hazırlanmak yerine ve herkes bangır bangır söylerken. Aynen öyle. Bunlarla uğraştı. Şimdi bunlarla uğraşırsan bütün konsantrasyonun oraya giderse, bakanlıkları felç edersen. Çünkü bütün bakanlar, biz de yaşadık aynı şeyi biliyorsun. Ha düştüydü, ha düşecekti. Bakanlıklar felç olur. Herkes ışık görmüş tavşan gibi donar kalır. Acaba düşüyor mu, kalkıyor mu? Ben yarın bakan mıyım, değil miyim, bilmem ne miyim diye düşünmeye başlar. Hiçbir iş yapmaz. Hiçbir iş yapamaz. Yani dönüp de 3 ay sonrasına hazırlanması gerekirken, mesela Eylül'e hazırlanması gerekirken, Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, hepsi sürekli telefonlarda ne oldu, düştü mü, kalktı mı, ne oluyor, Ankara'ya mı gidildi, Ankara'dan ne geldi, bilmem ne falan filana yoğunlaşıyor. Yani bu süreç ancak bu kadar kötü yönetilebilirdi. O yüzden ben artık biliyorsun kötü yönetim demiyorum. Siz yönetmediniz bu süreci. Siz bu süreci saldım çayıra, Mevlam kayıra bıraktınız ve duaya yattınız. Belki olmaz, inşallah olmaz. İlk dönem şanslı çıktık, belki bu dönemde şanslı çıkarız. O kadar öngörüsüzdüler ki sevgili Gökhan, o kadar yani hiçbir şeyin farkında değildiler. İşi ciddiye almadılar, sorumsuz davrandılar ki. Daha 2 hafta geçti mi Sayın Başbakan reklam olarak rakamları yayınladı. Bu neyi gösteriyor? Bu neyi gösteriyor ama ne kadar öngörüsüz olduklarını gösteriyor. Çünkü normal olarak bu süreci takip eden, uzmanlarla konuşan biri o rakamların hızlı bir şekilde değişebileceğini öngörür, tahmin eder ve en azından risk almaz. Ya bunu reklam etmeyeyim de yarın rakamlar çıktığında yüzüme vuracaklar endişesi taşır en azından. Ama o kadar ne olduğunun farkında değiller. O kadar ciddiyetsiz ve sorumsuz davrandılar. Süreci bile takip etmediler ki. Nasılsa rakamlar burada kalacak düşüncesiyle herhalde. Bunu bir reklam vasıtasına çevirmeye çalıştılar. Şimdi ne oldu işte o rakamlar? Yani siz bu kadar öngörüsüz olduğunuzda bunların nereye gideceğini kestiremiyor musunuz? Çıkıp bir kahramanca edalarla biz kapatmayacağız ekonomiyi. Siz kapatmayın ekonomiyi. Ekonomi kendi kapandı kendine zaten. Kendi kendine kapandı. Tabii. Yani siz ekonomiyi kapatma kararı vermediniz diye sanıyor musunuz ki şu anda piyasada insanlar iş yapıyor? Sanıyor musunuz ki müşteri konumundaki insanlar o iş yerlerine gidiyorlar? Hayır, gitmiyorlar. Kuaföre 3 defa 4 defa ayda giden insanlar 1 defa gitmeye başladı. Hiç gitmemeye başladı. Lokanta dolmuştu biliyorsun şeyde ilk açılışta. Lokantalar tıklım tıklımdı. Şimdi lokantalarda şey atsan, iğne atsan, yere düşse sesini duyuyorsun. Sen bu hale getirdin ve sen getirdin. Pandemi getirmedi. Çünkü pandemi sana neyin ne olacağını gösterdi, nasıl olacağını gösterdi. Bütün dünya da gösterdi. Sen önlemlerini ona göre almak zorundaydın. Ve şunu unutmayacaksın. Biz bir ada ülkesiyiz. Hatta yarım ada ülkesiyiz. Dolayısıyla bizim burada önlem almamız çok daha kolay. Bizim burada iç bulaşık önlememiz çok daha kolay. Birçok ada ülkesinde olduğu gibi kalkıp hala son meclis toplantısında işte İtalya'da ne oluyor görmüyor musunuz? Fransa'da, Amerika'da. Biz daha iyi demeye gittik. Sağlık Bakanı böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle bir mantık olabilir mi? Evet. Ve Amerika'yla. Yani bilmem 300 milyonluk ülkeyle sen bizi kıyaslayacaksın. 300 bin tane insanı kıyaslayarak benim rakamlarım oransal olarak daha iyi diyeceksin. Ya sen burada tabii ki daha iyi olmak zorundaydın. Temaslı takibini daha kolay yapabilirsin. Dışarıya kapandığın anda gerçekten kapanmış olursun. Onlar kapatma kararı verdiğinde bile kapanamıyor. Eyaletler, bir eyalet kapanma kararı veriyor, o bir eyalet vermiyor. Tabii, bilmem ne. Sen oralarla kıyaslayamazsın ki burayı. Burada yapabileceğin çok akıllıca işler vardı. Ve ayakta tutabilirdin ekonomiyi. Şimdi yüksek öğretimden gelecek öğrencilere rahat bir ülke sunardın. Ve bu rahat ülkeyle birlikte de ekonomini en azından içeride en az zararla dönülebilirdi. Yani bu zaten yaşandı işte biliyorsun. Temmuz'un başında insanlar lokantalarda, barlarda bilmem herkes nerede oturuyorlardı. Herkes tatile gitti hocam. Herkes restoranına gitti. Ve bu parasını da harcadı. Evet. İçeride de bir şeyler döndü. Ha turizm dönmüyordu. Dönmeyecekti zaten. Turizmcilerin kendileri bile söylüyordu. Ve dünyada da dönmüyor zaten turizm. Ha İspanya orada da oldu mesela. Hiçbir işe yaramadı. Dolayısıyla orada da turizmcilerle de görüşerek sen doğru planlamaları yaparak
açılmalar ona göre yönetecektin. İşte dediğin gibi Rum tarafına onlarca uçak geliyor her gün. Ama adamlar bu süreci şimdilik onlarda ha. Yani gene aynı hata orada da olabilir. Yani sonuçta son günlerde 8'den yukarıya çıkmadı sanıyorum vaka sayıları. Ama dün 8'di galiba veya 6'ydı. Ama yani orada da artabilir. Demiyorum yani Rum tarafı her şeyi muhteşem yaptı, mükemmel yaptı. Çok da birebir bilmiyoruz neyi nasıl yaptıklarını. Ama mesele o değil. Mesele sonuç itibariyle turizm yok. Saptama budur. Ha turizmcilerle görüşürsünüz, onların kendilerini döndürebileceği kuralları nasıl yaratabiliriz bunu bulursunuz. Ama hep şunu söyledik baştan beri, sadece turizmcilerle, sadece sanayicilerle, sadece ticaret odasıyla falan görüşmeyin. Toplayın insanların hepsini, hatta muhalefeti de toplayın ve orada bir kriz masasında bu işleri hiçbirimiz ya da hepimiz en az zarar görerek nasıl atlatırız diye birlikte konuşalım dedik. O da yapılmadı. O zaman ne oldu? Her bir lobi, doğal olarak her iş dünyasında herkesin kendi lobisi var. Her bir lobi telefonla ulaştı. Onların telefonları üzerine kararlar verildi. Öbür lobi bu defa telefon açınca, aa karar yanlışmış denildi, değiştirildi. Üçüncü açınca bir daha değiştirildi. Ve sonuç nedir? En kötü şeydir sonuç. Sonuç, halkın güveni kalmadığı gibi iş dünyasının da güveni kalmadı. Çünkü ne gün ne yapacağınız belli değil. İnsanlar telefonlarla artık kime ulaşabiliyorlarsa ona soruyorlar. Şu anda yürürlükte olan kural hangisidir? Bilmiyorlar en son, çoğu bilmiyor zaman. Tabii, bilmiyorlar tabii nereden bilecek? Mecbur mu ya insanlar bütün gün resmi gazeteyi mi takip edecek? Senin kararın en son geldiği noktada hangisidir kararın diye. 58 İnsanları serseme, evet, serseme döndü insanlar. Yani 58 bakanlığa kurulu demek ne demektir sevgili Gökhan biliyor musun? Konu ne? Konu sağlık değil mi? Sağlık konusunda 8 saat toplantı yapacaksın. Tarım Bakanı orada, Ulaştırma Bakanı orada, bilmem İçişleri Bakanı karar orada. Niye? Ama niye bu insanları zaten perişan ediyorsun 8 saat? Yani sen başbakansın, Sağlık Bakanı var, bir de başbakan yardımcısı var, koalisyon ortaklığıdır bu. Çağır, üçünüz gelirsiniz bir araya, bitirirsiniz işi, karar verirsiniz. Bakanlar Kurulu'na sadece bunu aktarırsınız ve imzaları alırsınız. Yani ne yapsın Tarım Bakanı sağlık konusunda size yeni yeni ufuklar mı açsın? Bunu mu bekliyorsunuz? Yani niye bütün bakanları perişan ediyorsun? Çoğu zaman da laf salatasıyla geçiyormuş. Doğal olarak öyledir. Sohbet diyor bana bakanlar yani hiçbir şey konuşmuyoruz. Yok, ben de başbakanlık yaptım. Öyle olur. Yani siz süreci böyle yöneteceğinizi zannederseniz, yani 10 tane bakanın hepsinin oturduğu yerde eğitim konuşuyorsunuz. Sadece eğitim. 10 tane bakanın hepsinin oturduğu yerde sadece sağlık konuşuyorsunuz. Niye öbürlerini meşgul ediyorsunuz? Onlar da orada olduğu için, onlar da duyduğunu muyduğunu size aktaracak. Orası kahve mekanına döner yani. Yani o toplantı yönetilmez ama bu nedir işte? Yönetmeyi bilmemektir veya yönetmeye niyeti olmamaktır. Yönetmek basireti olmamaktır. O yüzden 6,5 aydır sağlık politikası yok mu? Yok. Genel anlamda bir sağlık politikası sorunu var mı? Evet o da var zaten. Ama 6,5 aydır tekrar söylüyorum. Ne yapılmaması gerekirse yaptılar. Ne yapılması gerekirse yapmadılar. Kötü yönetmek de değildir bu. Bu yönetmemektir. Çok net. Yani bu seçimler olup bitecek de öyle rahat etsin. Bu insanlar herhalde yani Sayın Ersin Tatar'ın kazanması için herkes devreye girdi. Yani yok Türkiye sahadadır, yok başkaları sahadadır, yok GDP Genel Başkanı çekilecek dediler, yok çekilmeyeceğim dedi. Yani Sağlık Bakanı işte hatta uzun süre bana da bunu bakanlar anlatıyor. İşte şey sözü veriyormuş bakan yani merak etme sayı düşük çıkacak çıkmayacak sayı. Test yapılmıyor ya başkan düşünebiliyor musun siz? Yerel testler 2 ay önce 1 ay önce başlasaydı yapmaya toplumdan temizlenecekti bunu bir anda her yerde patladı. Sevgili Gökhan en tehlikeli işaret nerede geldi? En tehlikeli işaret Girne Limanı'nda random test yapıldığı gün 7 tane vaka çıkmasıyla geldi. Bu işaret şunun işaretidir. Nerede random test yaparsanız yapın oralardan vakalar çıkacak demektir. Tabii Türkçesi budur. Türkçesi budur. Yani şimdi şu an yüzlerce binlerce vaka var diye yani ben miyiz? Rakam söyleyemem. Yani bu bana çok bilimsel gelmez. Rakam bilemem. Ama yani şu anda sahada bizim farkında olmadığımız hatırı sayılır bir vakalar vardır. Farkında olmadığımız vakalar olduğuna göre farkında olmadığımız bir bulaş vardır. Farkında olmadığımız bulaş olduğuna göre farkında olmadığımız temaslılar var. Görmediğiniz bir düşmanla savaşamazsınız. Bu. Öyle. Evet. Yani siz bunu tespit edemiyor duruma geldiniz sonuçta getirdiniz ülkeyi. Yani şu anda dışarıya kapatma aslında çok büyük bir karar olmaktan çıktı. Çünkü içeride bulaş bu kadar yayılmışken kim kime nerede ne temas ediyor bilinmezken ve siz Girne'de aniden hadi bir random yapalım dediniz diye ansızın 7 tane vaka oradan çıkarıyorken
İstediğiniz kadar yok vakalar azdı. Bak düşüyor. Yani bir de öyle bir hikaye var ya. 30'u vurmuşsun. Ertesi gün 14 çıkmış. Düştü. 21 çıkınca düştü. Ne alakası var? Yani sen zaten random test yapmayı, hızlı bir şekilde yapmayı devam ettirmiyorsun ki. Yapsan zaten bunu oralardan da çıkacak. Ama bütün mesele almadığın kararlarla, yanlış aldığın kararlarla, zamanında alamadığın kararlarla ülkeyi bu duruma getirmiş olman. Ha şimdi seçimden önce biz bir çağrı yaptık. Kimileri seçimle ilintilendirmeye çalıştı. Çok samimiyim ben çağrımda. Biz bir çizgi izledik sevgili Uykan. Eleştirileri de göze alarak izledik. İlk bir ay, iki ay tamamen yapıcı, tamamen öneri geliştiren bir muhalefet yaptık. Hatta eleştiri aldık biliyorsunuz. Eleştiriyorsunuz ya. Sert değilsiniz diye. Evet. Sonra ikinci aydan sonra, çünkü ilk iki ay mantığımız neydi? Bir mantıkla hareket ettik. Dünya da tanımıyor bu virüsü. Bizim hükümetteki arkadaşlar da doğal olarak tanımıyor. Bekleyelim. Hep beraber tanıyalım bu virüsü, öneriler geliştirelim, yardımcı olalım, bu süreci atlayalım dedik. Hatta o dönemde biliyorsun, hükümet mükümet düşsün müstün demiyoruz, girelim mirelim, asla talebimiz yok. Sadece kriz masalarını oluşturun, gelelim orada size yardım edelim dedik, reddettiler. İkinci döneme geçtik, çünkü gördük artık 1 Temmuz'a geldik ve gördük ki o kadar bağırmamıza göre rağmen yapılması gereken hazırlıklar yapılamadı. Mecliste sert bir muhalefetle, artık üstlerine giderek bunları yaptıralım diye uğraştık. O da olmadı. Üçüncü faza geçtik şimdi. Üçüncü faz da şu, artık gözümüzde görüyoruz. Siz bir kere paniktesiniz. Yani ülkeyi yönetenler kendileri panikte. Her gün bir yani bu çok net. Yani her karar 8 defa değişiyorsa düşün ne alaka yani sen birinci gün karar alacaksın. Okul öncesi birinci ve ikinci sınıflar ya, yüz yüze eğitime gidecek. Ya. Daha 24 saat geçmeden üstünden Facebook'ta eleştiri aldım diye ertesi gün karar değil. Bu neyi gösterir? Sen paniktesin. Sen yönetme kabiliyetini yitirdin. Peki dönüyorum bu tarafa bakıyorum. Halk sana güveniyor mu? Aldığın kararlara uyma niyeti var mı artık? Hayır, halk güvenmiyor. Halk bunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor ve halkın tüm kesimleri koyuyor. Peki bir hükümet yönetme kabiliyetini yitirdiyse, halk da ona güvenini yitirdiyse, üstelik de bir kriz dönemindeysek, bu hükümetin görevde kalması gerekir mi artık? Görevde kalması zarardır. Bu kadar açık. Yani biz bir takım kriterler üzerinden konuşuyoruz. Şey değil derdim. Ve üstüne üstlük şunu da söyledik. Siz gidin de biz gelelim. Ya da şu parti bu parti dışarıda kalsın gibi bir öneri de değil yaptığımız. Bu şekilde gitmiyor. En azından bir mutabakat hükümeti için konuşalım. Çünkü yapamıyorsunuz. Bu saatten sonra doğruyu yapmaya kalktığınızda bile artık güven yaratmanız mümkün değil. Ve en kötüsü sevgili Gökhan, bu pandemi netleşti artık. Ekim'in ortasında bitmiyor. Tabii tabii canım. Net değil mi? Bu gidecek. Bu orada. Peki ekonominin yaşadığı sorunlar Ekim'in ortasında bitecek mi? Hayır, katlanarak büyüyor. Çalışma hayatı, yani işsizlik meselesi azalacak mı? Hayır, katlanarak büyüyor. Eğitimdeki sorunlar bitecek mi? Hayır, insanlar güvenini kaybetti. Bu devam edecek. O zaman sen Cumhurbaşkanlığı seçimi kaygısıyla abuk subuk bir sürü davranış sergiliyorsun. Ama ben hep şunu söylüyorum tüm Cumhurbaşkanı adaylarına. Ya bu Cumhurbaşkanlığı seçimi diyelim ki ikinci turda bitti. 18, 19 Ekim'de ne olacakla ilgili bana bir şey söylüyor musunuz? Hiç kimsenin öyle bir fikri yok. Hiç yok. Ama ben de 19 Ekim'le ilgili ta baştan beri söylediğimi söylüyorum. 19 Ekim artık o meşhur laf vardı ya, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyorduk da zannettik ki arkadaşlar aslında öyle değil. Olacak ya, eskiye döneceğiz zannettiler. Öyle olmayacak. O yüzden Cumhurbaşkanlığı da eskisi gibi olmayacak sevgili Gökhan. Yeni bir vizyon, yeni bir strateji burada olması gerekiyor. Hakikaten Cumhurbaşkanı niçin yok piyasada Sayın Başkan? Vallahi Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdiridir. Yani ben şimdi Sayın Cumhurbaşkanı niye piyasada yok? Yani siz Cumhurbaşkanı olsanız bu kadar sessiz kalır mıydınız? Hayır, ben Cumhurbaşkanı olsaydım 6,5 ayın içinde hiçbir zaman sessiz kalmazdım. Ortalığı oturtup kaldırmaz mıydınız? Yani şunu söyleyeyim, ortalığı oturtup kaldırmaktan ziyade yapılması gereken işlerin yapılmasına liderlik ederdim. Çünkü yani yeri geldiğinde ortalığı oturtup kaldırmak da aslında hükümetle ters düşmek hayır, ve bir şeyler yapacaksanız... Hayır, girişimci olmak babında söylüyorum. Tabii ki yani bu gece gündüz söylüyorum. Yani 24 saat ben eğer Cumhurbaşkanı olsaydım bu 6,5 ayın 24 saati her gün ben bu işle uğraşırdım. Hükümetten bakanlarla, hükümetin kendisiyle, bakanlar kurulunda başkanlık ederek, iş dünyasının temsilcileriyle, elbette sağlıkçılarla,
Elbette çalışma hayatının temsilcisi olan sendikalarla muhakkak surette sürekli temasta olurdum ve hükümete yardımcı olmaya, yeri geldiğinde uyarıcı olmaya, ona liderlik etmeye ve topluma da liderlik etmeye ayırırdım 24 saatimi günde. Başbakan olsaydım da 24 saatimi günde bu işe ayırırdım. Çünkü yani şunun fark edilmesi lazım sevgili Gökhan. Bu bizim için varoluşumuzu tehdit eden bir noktaya geldi artık. Bizim varlığımızı tehdit ediyor. Varlığımızdan kastım hepimiz öleceğiz gibi bir felaket senaryosu değil. Kıbrıs Türk halkının ekonomik olarak, sağlık açısından, çocuklarının yetişmesi açısından, ekmeği aşı açısından varlığımızı tehdit ediyor. Ya. Yani bunu baştan beri söylüyoruz. Nasıl bu kadar ciddiyetsiz olunabilir? Nasıl bu kadar sorumsuz olabilir? Ve nasıl bu kadar ciddiyetsiz ve sorumsuzken ben o birini de yaparım, o birine de aday olayım. Bunu sanki şey yaptım. Mahmur şimdi de ama yani matah bir şey oldu burada. O birini de yaparım ben havasına girilir. Yani gerçekten seçimin sonucu ne olacaktan bağımsız olarak aklım almıyor yaşananları. Ve ben biliyorum ki ilgili arkadaşların temsil ettiği partilerdeki tabanın da o insanların da aklı almıyor. Yani bunu böyle o yüzden dikkat edersen hiçbir zaman şu parti bu parti demedim ben. Çünkü artık bu orada sorumluluk üstlenmiş olanların sorumsuzluğudur. Tabanda onlara oy vermiş insanlar öngörebilirler miydi? Böyle bir dönemde bu kadar abuk subuk işler yapılabileceğini. Ben de öngörmüyordum çünkü bu kadarını ben de beklemiyordum. Ama attılar yani bu kadar net. Yani böyle daha dakika bir gol bir krizden devletin vatandaşına bakamaması, 3 kuruş para ödeyememesi, süreci yönetememesi. Plan yapamaması, organizasyon yapamaması. 5 dakikada bitti yani. Yani şimdi ben hep şunu söylüyorum. Herhangi bir öğretmenimizi al bir göreve getir. Herhangi bir hekimimizi al bir göreve getir. Şu olacaktı en azından ya. Yani bir organizasyon şeması olacaktı. Şu noktaya gelirsek şuradan insanlar şuraya gidecek. Mesela sağlıkta hekimler dedi ki ya kaldıramıyoruz artık. Yani biz daha fazla hekime greve gittiler zaten. Peki hekim, hemşire ihtiyacın olduğunda ben çok iyi hatırlıyorum ya 5 ay önce sevgili Sıla Usar kürsüden dedi ki şimdiden emekli hemşirelerle ve diğer hekimlerle görüşün. Bir sorun çıktığı zaman hangisi hangi göreve gidecek belli olsun. Geçen gün... Bu savaş durumu gibi bir şey aslında. Aynen öyle yani bir şeyle savaşıyorsun sonuçta. Ya savaş kelimesini sevmiyorum ama yani bir şeyle mücadele ediyorsun. Peki geçen gün adeta komik bir şekilde Sağlık Bakanlığı çağrı yapıyor. İşte diğer hekimler de yardım etsin bize. Serbest çalışan hekimler bile diyor ki biz 50 defadır açıkladık zaten biz göreve hazırız. Peki ne oldu? Ha sen basındasın. Ben yani bir buluşma oldu sonra bir şey çıkmadı o işten. Ne çıktı? Yani birileri gitti sahada mı yok, şu anda? Hayır çünkü organize etmiyorsunuz. Yani insanlar size biz hazırız diyor. Aynen bizim dediğimiz gibi biz hazırız dedik kriz masalarına oturmaya. Onlar da ne güzel muhalefet sağ olsun bize yardımcı oldu dedi. Okay. Kapandı. Hekimler biz hazırız dedi. Teşekkür ederiz dediler. O da kapandı. Yani hiçbir şekilde organize değiller, kafalar konsantre değil. Nasıl konsantre olabilirsin ki? Ben döviz krizi dönemini hatırlıyorum sevgili Gökhan. Başbakandım. 24 saatim, yani üzülüyordum sağlığa, eğitime bilmem neye vakit ayıramıyorum diye. 24 saatim o döviz kriziyle nasıl mücadele edebiliriz diye düşünerek ve insanlarla konuşarak ve bir şeyler üreterek geçiyordu. Bu onun 5 katı büyük bir kriz. Ve siz bu krizin içinde... Ya aylardır hükümette kurdunuz, hükümette bozdunuz, seçim çalışmalarına da ayırdınız vaktinizi, videolar bilmem neler onlar bunlar. Ha diyeceksiniz ki sen yapmadın mı? Ne yapabilirim ki? 50 defa sana çağrı yapmışım, hazırım gelirim oraya otururum demişim. Sen bunların hepsine kulak tıkamışsın. Ben de seçime gidiyorum ne yapacağım yani? Ama sen ne yapacaksın? Sen niye başbakanlıktan vazgeçtin? Yürütmedi onlar, siz yürütmeye değilsiniz. Değilim ve üstüne üstüne yardım etmek için de çağrıda bulundum. Daha ne yapayım yani? Peki bu bütün bunlara rağmen şey de çok komik değil mi? Yani Sayın Sağlık Bakanı'nın durumun iyi olduğuna inanması. Aslında sevgili Gökhan ne Sağlık Bakanımız ne diğer bakanlarımız durumun iyi olduğuna falan inanmıyor. Yani biz bu arkadaşlarımızla orada burada konuştuğumuz zaman da farkındayız ne düşündüklerini. Ama yani sonuç itibariyle işte kendi deyimleriyle bir de öyle bir laf ürettiler ya politika yapıyoruz. Hmm. Politika yapmak buymuş gibi geliyor kimilerine. Hmm. Oysa politika yapmak gerçek anlamda halkı korumak için bu dönemde kararlar, fikirler üretmektir aslında. Ama politika yapmak gerçekleri görmez görünmezden getirmek anlamına geldiği için böyle diyorlar. Yoksa herkes farkında durumun iyi olmadığını. Siz bir canlı yayında Türkiye'nin müdahalesi yoktur demişsiniz. Ben izlemedim o canlı yayınızı.
Türkiye'nin müdahalesi yoktur gibi bir laf söylemedim. Böyle ben, söylediğinizi iddia ettiler. Yani şu anda bir de bu var. Yani onu söyleyeyim ben, önce. Bunu nasıl, yani bunu nasıl okumak lazım? Yani bu kadar derdimiz varken Türkiye'den buraya para geliyor deniliyor. Aslında gelmediğinin de farkındayız. Orasını da çözebilmiş değilim. Yıllardır, yani 2 yıldır, 3 yıldır siz de başbakanlığınızda çok çektiniz bu konudan. Yani Türkiye'nin buraya yapacağı katkı gerçekten çok cüzi bir katkıdır. Bunu herkes biliyor. Büyük rakamlar gibi gözüküyor ama değil. Ve bizim siyasilerimiz de bu filmi kendi başına döndüremiyorlar. Para yok. Ama işte Türkiye'nin, işte Serdar Bey çıkıyor seçim propagandasında Türkiye'nin alenin sahada olduğunu anlatıyor. Bu Beyaz Ev toplantısı basına yansıdı falan 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 falan. Bunu nereye alıp koymak lazım başkan? Şimdi sevgili Gökhan, şudur benim söylediğim. Bana dediler ki, soru şuydu. Yani hangi şey üzerine söylüyorlar tabii bilmiyorum ama genelde ne söylediğimi biliyorum. Sahada Türkiye'nin müdahalesini görüyor musunuz? Ben sahada görmüyorum. Yani insanlara gittiğim zaman ben Hataylı insanlarla da görüşüyorum, Karadenizli insanlarla da görüşüyorum, Güneydoğulu Doğulu insanlarla da görüşüyorum. Bir sürü Türkiye kökenli insanımız var her yerde. Ben bu insanlara gittiğim zaman bu insanlar da şu ana kadar ya bize şuradan bir telkin geldi ve biz o yüzden kusura bakmayın, yani sizinle görüşemeyiz veya sizi destekleyemeyiz bilmem ne gibi bir şey almadınız. Hiç duymadım, tam tersine. Yani bugüne kadar yeterince temasta bulunamadığım pek çok kesimin de bize çok açık bir şekilde destek beyan ettiğini görüyorum. Dolayısıyla sahada böyle bir şeye rastlamadım ben. Ama bu bağlamda şunu da söyledim, şunu da söyledim. Yani mesela 19 vakanın çıktığı gün 3 tane ambulans uçağın gelip de toplamda 12 insanımızı alıp da Türkiye'ye götürmesinin canlı yayınlarda bilmem nelerde gösterilmeye kalkılmasının aslında seçime yönelik bir hareket olduğu çok net bir şekilde ortada. Veya başbakanın ortada gidip gemiye bir veya işte o boruları bilmem su meselesinde yukarıdan bilmem nereden oradan buradan gemiden incelemek üzere başbakanın ansızın sahaya çıkması, bu da aslında bir, eğer amiyane tabirle söylemeyi tercih edersek, bir tür atraksiyon, seçime yönelik atraksiyon olduğu çok açık. Dolayısıyla bunları da görüyoruz, biliyoruz. Ama bana sorulan soru, sahada siz buna rastlıyor musunuz sorusuydu. Ben yalan söylemem, yani ben verilerle konuşurum. Sahada böyle bir şey görmedim. Tam tersine çok sayıda Türkiye kökenli insanımızın bütün bu çabaları görmesine rağmen diğerleri görünüyor. Ters yani mesela başkan, şeyde çok açık söylemedim mi ben, yani Türkiye'ye gidildiği dönemde mesela buradan ben çok açık söylemedim mi, yani burasıdır irade kardeşim, Lefkoşa'dır irade, özne buradadır. Buranın iradesi, Kıbrıs Türk halkının iradesi içindir ki biz 1878'den beri mücadele ediyoruz. Aynı iradeyi koruma çabasıyladır ki çözümü en çok isteyen insanlardan biri olarak ben siyasi eşitlik olmazsa ben o federasyona evet demem lafını bu kadar rahat kullanıyorum. Çünkü biliyorum ki siyasi eşitliktir benim halkımın iradesini o çözüme yansıtabilecek olan. O yoksa benim halkımın iradesi yoktur. Peki orada benim halkımın iradesine ben bu kadar sahip çıkarken burada şimdi çözüm öncesinde sahip çıkmamam beklenebilir mi? Ama ben görüyorum ve eleştiriyorum Ankara ziyaretini. Bilmem işte Beyaz Ev'de bir yemek yenildiyse onu, çünkü onu da gazetelerden gördük. Bilmem işte 19 vakanın çıktığı gün 12 vaka için 3 tane uçak gelip de onun canlı yayınlarla bilmem nelerle alay ve alayla törensel bir edayla gösteriliyor olmasını. Su sorunu üstümüze aylardır gelirken birçok arkadaşımız mecliste ya üstümüze geliyor, bu da bir sorun olacak bu pandeminin içinde derken evet, bugünlere kadar gelmiş ama çözümün üretilmemiş olmasını eleştirirken aniden uçaklar, helikopterler, bilmem gemilerle bu atraksiyonun sergilenmesini, bütün bunları tabii ki eleştiririm iradeye müdahale çabası olarak. Ama ben sahada var mı diye sorulduğunda görmem lazım kardeşim. Ben öyle hislerimle, siyaset öyle bir şey değil, hislerimle vardır muhtemelen demem. Gördüm mü? Görmedim. Mutlu olduğum şey nedir? İster Türkiye kökenli olsun, ister Kıbrıs kökenli olsun. Bütün insanlarımızın artık bu memlekette ben ne olup ne bittiğinin farkındayım ve ben kendi irademe sahip çıkıyorum dediğini sahada ben net bir biçimde görüyorum ve bundan dolayı da çok mutluyum. Bundan dolayı böyle şikayet etme modunda değilim. Artık herkes farkındadır ki müdahale falan konuşulduğunda bu memlekette her zaman ters tepmiştir. Gene konuşulursa gene ters teper.
ve gene Türkiye kökenli insanlarımız da bize şunu söylüyor. Nereye gitsen, ben 40 senedir bu ülkedeyim. Ben 30 senedir bu ülkedeyim. Kimin ne olduğunu, ne yaptığını bilir, en iyi ben bilirim. Ha. Bana birisinin bir şey söylemesine gerek yok. Ben bilirim, hiç merak etmeyin, ben sandıkta doğru bildiğimi yapacağım diyor insanlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Bir halk ne zaman sizi mutlu eder? O halk kendi iradesine tabii, sahip çok çıktığı önemli. Zaman sizi mutlu eder. Çok mesajlar var. Okuyamayacağım hepsini. Bir iki tanesini sorarım size. Bu parayla yapılan anketleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Zaten %14,5 cümlenin sonuncusunda. Galiba. Cümlenin ilk üç kelimesi parayla yapılan anketler olduktan sonra benim ekstradan bir değerlendirme yapmama gerek yok sevgili Gökhan. Yani tabii ki bütün anketler parayla yapılır. Yani bir anket şirketine yaptırırsınız, bir para ödersiniz. O nedir? Emeğin hocam, karşılığıdır. Bu kadar da yani sırıtan sonuçlar mı olur ya? Otobeler olsun. Yani bu şundan da belli değil mi sevgili Gökhan? Yani sahada bu çıkan anket sonuçlarının bir şey oldu mu? Yani insanlar vay be böyleymiş demek ki. Bak işte bilmem ne falan demedi. Ha yani deme dedi insanlar gördüğünde sonucu. Dün bütün gün boyunca böyle küçük küçük gruplarla görüşmedeydim. Küçük küçük dediğim 3 kişi, 2 kişi, 1 kişi insanlarla. Sonuçta, peki nasılsınız? Bu insanlardan bir tanesi bile sevgili Gökhan bana dönüp de ya dün de böyle bir anket çıktı. Ne düşünüyorsunuz bununla? Demedi. Aklına bile gelmedi insanların. Sormadı bile. Dolayısıyla benim öyle bir şey demek gündemimde yok. Yani artık bu sonra bunlar gündemde değil. Hep ben söyledim. Biz kendi yaptırdığımız anketlere bakıyoruz. Mutlu musunuz yaptığımız, o anketlerde? O anketlerden de mutluyuz. Açıkladık da biliyorsunuz. Kıbrıs Postası'nda da çıktı. Biz açıklamadık. Yani Red Border kendisi açıkladı Kıbrıs Postası'nın haberi üzerine. Çalıştığımız şirket belli. Bu insanların kimler olduğu belli. Tabii. Bu ülkenin düzün insanları. Bu onların yaptığı sonuçlara biz bakıyoruz. Ha, orada da hatalar olabilir mi? Elbette anket çalışması kolay bir çalışma değildir. Her zaman %2-2,5 hata payından falan bahsedilir. Ama bizim o anketlere bakıyor olmamızın bir sebebi de şu. Biz pandemi öncesinde de aynı şirketle, aynı arkadaşlarımızla anket yapıyorduk. Çok net görünen bir şey var. Pandemi öncesiyle pandemi sonrası arasında bizim kendi performansımızda çok ciddi bir yükselme var. Ve gene çok net görünen bir şey var. Biz pandemi sonrasında ilk ikinin içindeyiz. Sahada da bunu görüyoruz. İlk iki derken de illaki ikinci değil. İlk iki çünkü o 2,5 puanlık hata payı her zaman aşağı yukarı çekebilir. Sahada da zaten gözümüzle gördüğümüz o. Bir siyasetçi anketi nasıl değerlendirir? Anketi gördüğüyle sahada gördüğü çok uçurum varsa ikisinin arasında o ankete şüpheyle yaklaşır. Tabii. Ama sahada gördüğüyle ankette çıkan aşağı yukarı örtüşüyorsa insan dersin ki tamam doğru bir çalışmadır. Biz de öyle hissediyoruz şu an. Şey korkutmasına inanır mısınız? Bu da bana birazcık sünnetçi korkusu gibi geliyor. Eğer işte seçimi Akıncı kazanırsa veya eğer işte Soltan Nasıl bir aday kazanırsa daha doğru alayım. Eğer Türkiye'nin desteklediği aday seçimi kazanmazsa siz görün bunun içinde ne olacak? Siz görün Türkiye bunun içinde ne yapacak diye bir sünnetçi korkusu veriliyor. Sizler de bunu duyuyorsunuz. Başbakanlık yapmış bir adamsınız. Bunu nasıl okuyorsunuz? Vallahi böyle korkular üzerinden seçim yönetmeye çalışmak bir memlekette bir halka verilebilecek en büyük zarardır ve stratejik olarak hiçbir zaman tutmaz. Siz seçim çalışmanızı sizin ne yapacağınızı anlatmak üzerine kurmak zorundasınız. Ve tabii ne yapacağınızı anlatırken de ne yaptığınız sizin en önemli dayanağınızdır. İnsanlar bilir ne yaptığınızı bugüne kadar. Ne yapacağınızı söylerken de o yaptıklarınız ya da yapmadıklarınız üzerinden söylediklerinizi değerlendirir. Yani Kıbrıs Türk halkını hiç kimse aptal yerine koymasın. Hiç kimse Kıbrıs Türk halkını korku bulutları altında kendi istediği yerlere çekebilecek zannetmesin. Geçmişte bu tip taktikler çok yapıldı. Tutuldu tabii, belki tabii, tabii. Ama bugün dünya o dünya değil. Zaten ben hep şunu söylüyorum sevgili Gökhan. Bazı seçim propaganda çalışmalarına baktığımda aklıma Goebbels geliyor. Biliyorsun Hitler faşizmi döneminin tabii, propaganda, propaganda bakanı. Ha Goebbels'in taktikleri hala ya, yani toplumu böleceksin ikiye kabak gibi. Bilmem işte Türkiye'yi sevenler, sevmeyenler, çözümü isteyenler, istemeyenler, Kıbrıs durumları sevenler, sevmeyenler, saçma sapan kavramlar üzerinden sen toplumu bölerek ve böldükten sonra bir kısmını kendi yanında tutabileceğini zannederek bu ülkede politika yaptığını zannedeceksin, farz edeceksin. Bunun adı politika falan değil ve bu bir şeyle daha ilgilidir. 17 Ekim'in, 18 Ekim'in bir gün sonrası 19 Ekim Cumhurbaşkanlığı makamına kim oturursa otursun kabak gibi ortadan yarılmış bir toplum mu bulacak önünde bu sıkıntılı dönemde?
Yoksa bir bütün olmaya müsait ve bütünsel olarak bu sorunlarla mücadele edebilecek kapasiteye sahip bir toplum mu bulacak? Benim hedefim insanları bölmeden bu cendereden çıkarıp sonra da 19 Ekim itibariyle hem dışarıda hem içeride olabildiğince bütün olarak sorunlarımızla birlikte mücadele etmektir. Ama görüyorum ki göbezyen taktiklerle, göbez taktikleriyle birileri yok işte internet üzerinden, sosyal medya üzerinden silahşörler bulalım da o ona saldırsın, o onun videolarını yayınlasın, o bilmem ne yapsın. Geçin bunları kardeşim, bana ne yapacağınızı anlatın. Ve bana ne yapacağınızı anlatın, o anlattıklarınızla bugüne kadar yaptıklarınızla tutarlı olsun veya yapmadıksanız bir şey bugüne kadar bundan sonra nasıl yapabileceğinizi de anlatın. Ama dikkat ederseniz bunlar konuşulmaktan kaçılıyor sürekli olarak. Biz çok net olarak ne yapmayı planladığımızı, hangi stratejiyle yapmayı planladığımızı ortaya koyuyoruz. Son bir soru sorayım size. Sayın Akıncı, siz federal çözümü savunan birisiniz. Sayın Akıncı da federal çözümü savunan biri. Ancak bu 5 yıllık dönemde işte 2015'teki Sayın Mustafa Akıncı ile 2020'deki Sayın Akıncı'nın aynı insan olmadığını konuşuyor toplum. Sizce Sayın Akıncı çözüm misyonunu ve vizyonunu yitirmiş bir siyasetçi midir? Yani ben Sayın Akıncı'nın çözüm istekliliğinden, kendi istemesinden... İstek başka bir şey. Kendi adıma bir şüphe duymadım ama yani bugüne kadar yaptıklarını durup da Sayın Akıncı'nın değerlendirdiğim zaman şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Şu anda Sayın Akıncı Cumhurbaşkanı'dır. Ve ben o tartışmalara hiç girmedim biliyorsunuz. İşte Cumhurbaşkanı o mu kalmalıydı da meclis başkanı mı? Bir hukukçu olarak ben Cumhurbaşkanı'nda Sayın Akıncı'nın olması gerektiğini söyledim. Ama sahaya girdik artık seçim sahasına. Şu anda Sayın Akıncı diğer Cumhurbaşkanı adayları gibi benim için rakiplerimden biridir. Rakiplerimle ilgili de benim genel tavrım şu. Yani ben şöyle bir şey söyledim mi sevgili Gökhan? Bence sevgili Ersin Tatar bunu yapamaz. Sevgili Ersin Tatar bu görevi icra edemez. Siz daha farklı demediniz. Demem yani. Veya sevgili Serdar Denktaş, sevgili Kudret Özersay şunu yapar, şunu yapamaz. Benim derdim, benim ne yapacağımı anlatmaktır. Dolayısıyla Sayın Akıncı şunu kaybetti mi falan, ben cevap vermem bu sorulara, vermeyeceğim de. Çünkü zaten birileri ısrarla, sen değil asla, yanlış anlama lütfen. Birileri ısrarla çatışmalar üzerinden bir şey yaratmaya çalışıyor. Mesela hep ne yapılıyor? İşte Ersin Tatar'la Akıncı kalacak ikinci tura. Hı. Ersin Tatar Türkiye'yi seviyor, Akıncı da Türkiye'yi sevmiyor gibi algılarla böyle şey yaratılmaya çalışıyor. Herkes kendi tercih ettiği rakibi seçmiş. İkinci tura çıkarsa kiminle çıkayım falan diye. Tercih etmediğini dışarıda bırakmaya çalışıyor. Ben bu toplara girmem. Benim derdim, onlar girerse girsin. Benim derdim çok net. Ben bir şeyi çok açık görüyorum sevgili Gökhan ve bazı arkadaşların göremiyor oluşuna şaşıyorum ve çok üzülüyorum. 19 Ekim günü bu memleket çok büyük sorunlarla karşı karşıyadır. Hem içeride hem dışarıda. Buna liderlik yapacak hem biri lazım diyorsunuz. Ve içeride ve dışarıda liderlik yapacak. Doğu Akdeniz fokur fokur kaynıyor ya. Bu memlekette pandemi yaşandı. Avrupa Birliği bu memlekette pandemi yaşandığını görmezden geldi. Biz yokmuşuz gibi davrandı. Fransa'sı, Amerika'sı, Rusya'sı güneye geldi. Bizimle görüşmedi tabii, bile. Tabii. Biz yokmuşuz gibi davranılmaya orada devam ediliyor. İçeride sağlık, ekonomi, çalışma, hayat, eğitim berbat edildi. Mahvedildi. Bunları toplamak için 19 Ekim'den sonra üstüne üstlük katlanarak büyüyecek bu sorunlar. Öngörümüz maalesef şudur ki sağlık alanında da Ekim itibariyle yani sonbahara girildiğinde aslında vaka sayılarımız artacak. En azından kötü senaryo budur. Ben bütün bunlarla ilgili olarak içeride ben dışarıda nasıl liderlik edileceğini ve nasıl liderlik etmeye çalışacağımı anlatıyorum. Şu anda o liderlik yapılamadığını asla siz de düşünüyorsunuz. Doğruyu bırakın. Liderlik yapılmıyor zaten. Yani yürütmenin içinde hiçbir bacakta liderlik yapılmıyor. Yani Cumhurbaşkanı da buna dahil, hükümet de yürütme buna dahil. Yürütme tabii. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu. Bu sürece liderlik edilmediğini söylüyorum ama edilse zaten bu hale gelir miydi? Yani benimki bir şey değil. Kişisel düşünce falan değil. Objektif resme baktığım zaman eğer denilirse ki bana aa ne güzel liderlik edildi bu sürece ama gel gör ki bu hale geldik. Yok böyle bir şey. Yani pandemi hastanesinin hala bitmemiş olması bile bize bu sürece hiçbir noktada yürütmenin hiçbir kanadının liderlik etmediğini göstermiyor mu? Yani bu ayrıca tartışma konusu mudur birileri için? Bilmiyorum yani. Ben merak ediyorum. Yani Sayın Tatar
gittiğinde Türkiye'ye ve gelip buraya Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla pandemi hastanesi yapıyoruz dediğinde ayıp bir şey ben değil, şok oldum. He. Ne talimatı ya? Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan veya Türkiye Cumhuriyeti bize maddi katkı yaparsa elbette buna teşekkür ederiz. Ama sizin bunu yapmak için 6 aydır talimata mı ihtiyacınız var? Yani size siz paranız var dediniz. Bütün toplumun desteği var. Hatta destek vermeye hazır iş insanları var. Biz daha da size para verelim diyor. Bir tek kişi yok toplumda. Ne uzman ne sıradan yurttaş ki size pandemi hastanesine gerek yok desin. Ama siz onu yapmak için ben Ankara'ya gittim ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla pandemi hastanesi yapacağım diyecek kadar bu sürece liderlik etmeniz gerektiğini unutan, bundan uzaklaşan bir hale giriyorsunuz. Veya Bakanlar Kurulu'na sadece pandemi hastanesi gündemiyle bir başkanlık etme ve Bakanlar Kurulu'nun toplama davranışı sergilenmiyor. Ben bunu yani bu eleştiri falan değil sevgili Gökhan, bu saptamadır. Hayır, bu sürece liderlik edilmedi. Ve Ekim'in ortasından itibaren sürece liderlik etmeme gibi bir şansımız yoktur. Etmezsek bu halkı toparlayamayız, bu halkı koruyamayız. Herkes böyle işte bir takım şeyler üzerinden, siyasi söylemler üzerinden, ben işte Kıbrıs Türk halkını seviyorum da ben de Türkiye ile de iyi anlaşıyorum, bunları geçin. Bir halkı sevmek ne demektir? Bir halkı sevmek, onu korumak ve onu ileriye taşımak için uğraşmak demektir. Bana bundan başlıyor. Liderlik bu, bunu gerekir. Budur. Şu anda bu yok ama. Görmüyorum. Bana göre ne Cumhurbaşkanlığı ne hükümette yok benim gördüğüm ben bu. Ben de yürütmede görmüyorum. Peki. Başkanım çok teşekkür ederim gelip konuk olduğunuz ben için. Teşekkür güzel ederim, bir sohbet oldu. Yorkun, benim için. İnşallah herhalde seçimler bitmeden belki bir kez daha görüşme şansımız olur. Kesinlikle. Tabii ben daha fazla soru sormayacağım size ama her yiğidin bir yoğurt yiyişi var derler. Belki biz gazeteciler daha farklı şeyler almayı isteriz ama bir gerçek var ki bu böyle yürümüyor. Ve hani programa girmezden evvel kahvelerimizi içerken konuştuğumuz konu, bu mutsuzluktan kurtulmamız lazım. Bunun içinde gerçekten insanın ilham alacağı, güveneceği bir lidere ihtiyaç var. Yani güven veren ve iş yapma kapasitesini yitirmemiş bir liderliktir ihtiyacımız olan. Ve siyasette ben şunu da düşünüyorum, nezaket önemlidir siyasette. Hı. Dolayısıyla insanlarımızı da kavganın patırtının içine bu pandemi sürecinde sokmanın hiçbir alemi yoktur. Ama Ekim'in ortasından itibaren bu ülkede içeride ve dışarıda halka güven veren, halkla birlikte hareket eden bir liderlik olacak. Bu kadar. Anlıyorum ben sizi. Tamam. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Tabii şimdi Tufan Hoca'nın yapısı bu. Yani entelektüel bir adam. Beyefendi bir adam. Başbakan olduğu dönemlerde ben kendisini en sert eleştiren gazetecilerden biri oldum. Normalde siyasiler bana küserler, kırılırlar. Çok siyasi bana küser. Şu anki başbakan da küser barışır, küser barışır. Tufan Hoca'da bu yok mesela. O kucaklama meselesi var. Örneğin ben hani onu dürtüyorum biraz Sayın Akıncı'yı da eleştirsin diye ama ben nezaketimden taviz vermem diyor. Hocanın da tarzı bu. Değerli insanlar, değerli insanlar bunlar. Bunlar değerli insanlar. Bunlar kaliteli insanlar. Bu tür insanları Kıbrıs Türk halkının koruması, kollaması, sahiplenmesi lazım. Tufan Hoca da bu ülkenin koruması, kollaması, savunması gereken, sahiplenmesi gereken insanlardan biri bana göre. Güzel bir program oldu. İnşallah hepimiz için daha iyi olur. Yarın sabah saat 10'da burada olacağız. Sayın Başbakan Ersin Tatar konuğumuz olacak sevgili izleyiciler. Yarın sabah görüşmek dileğiyle.